Oğlum o neydi lan? Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir av gününden daha hepinize selamlar. Kütahya bölgesinde yine bir arazideyiz. Bıldırcın avına geldik. Geçen gün bir ava gitmiştik ama maalesef kasetçilerden dolayı bıldırcın falan hiç kaldıramadık. Bugün bakalım nasibimiz varsa deneyeceğiz bir. Hadi bakalım rastgele. Suyumuzu doldurduk. Hava devam. Hala bir şey yok ama. Hala bir şey yok arazide. Boş. Hadi bakalım biraz daha gezelim. Allah. Ne o? Kür kuşu gibi. Araba nerede kaldı? Araba biraz daha şu civarda. Şu tepenin sonunda arkada. Yo. Nasıl gibi ya? Araba var ya. Ta nerede? Gördün mü? Gördüm. Ben vallahi arkalarda sanıyorum daha. Araba bayağı uzakta kalmış. 1 kilometre var yalım. Tam tavşan yerleri ya. Evet. Herhangi bir kalkış olmadı maalesef. Kaldıramadık hayvanı. Bakalım devam ediyoruz. Burada böğürtlen falan var. Onlardan yiyelim. Onun en güzel yanlarından biri. Evet. Onun güzel yanlarından biri de böyle böğürtlen toplamak. Avuç avuç yiyoruz sonra bunları. Güzel oluyor. Şunlardan da tam olgunlaşmış, kurumamış da bunlar. Güzel görünüyor. Üst taraftakiler kurumuş, seyrelmiş. Bunlar biraz daha iyi. Oğlum,
O neydi lan? Bıldırcın kalktı dibimden. Evet, böğürtlen toplarken korktum ha. Dibimden bıldırcın kalktı. Hiç beklemiyordum gerçekten. Yok. Buradan çıkmadı. Şuraya bakalım. Evet. Kenara gelmiş kuş. Evet arkadaşlar, maalesef bıldırcın göç etmiş, kalmamış bıldırcın bıldırcın ama çok şükür böğürtlen toplarken arkamdan bir tane kalktı, hatta o kadraja da girdi, görmüşsünüzdür. Onu gittim arkasından yakaladım, tek tam kenarda denk geldi o da, onu aldım çok şükür. Bir tane bıldırcın nasibimiz varmış, başka yok. Yapacak bir şey yok, bu sezon kesat bıldırcın yok. Teyifçilerin kulakları için nasıl? Hadi iyi günler. Selamünaleyküm. Gitti telekom ya, Allah'ım ya Rabbim. Nasip. Mamacık oldu. Böyle oluyor işte.